Anlaşılmayan bir şey yoktur umarım. Tabii tabii. Siz nasıl isterseniz o şekilde devam edeceğiz. Yavuz Bey bakın. Bizim için önemli olan... Yasemin. Yasemin Hanım. Yasemin Hanım. Yasemin. Yasemin canım Yasemin benim Hanım. Ne oldu Yasemin? Ben su getireyim. Yasemin. Yasemin Hanım. Yasemin Hanım. Kolonya getirseydim. Yasemin. Haber var mı? Yok dayı. Bekliyoruz. Hazır mısınız? Hazırız. Thank you.
Mustafa, ne yaptın sen? Kardeşim. Silahını yere bırak oğlum. At silahını! Mustafa, silahını yere bırak. Yaklaşma, yaklaşma. Hakkını helal et dayı. Arkadaşlar açılın. Neden yaptın be oğlum? Yaktın kendini be Mustafa. Yaklaşmayın arkadaşım, yaklaşmayın. Neden be Mustafa? Ailemizi kurtardın. Yaklaşmayın arkadaşlar. Tamam. Yaklaşmayın. Ne yaptın Mustafa? Ne yaptın? Bundan sonra benimle gurur duyuyor abi. Uzak. Burayı boşaltalım arkadaşlar. Arkadaşlar dağılın. Tamam, uzaklaşalım lütfen. Lütfen. Arkadaşlar dağılın. Üstünü arayın. Başını arayın. Uzak durun, yaklaşmayın. Lütfen arkadaşlar, lütfen. Olay yerini çevirin. Emreder. Olay yerini boşaltın arkadaşlar. Biraz daha iyi misiniz? Ne oldu bana? Bir anda başım döndü. Normal. Ay. Efendim. Anladım, tamam. Ben çıkıyorum. Nereye? Eskiden iş yaptığım birkaç firmayı dolaşacağım. Belki bir şeyler bulurum. Borç geldi, gırtlağa dayandı yine. İyi. İyi mi? Beni dinlemiyorsun galiba. Bora. Oğlumu çok özlüyorum. Elimde değil. Ne yapayım? Ne güzel gidip alacaktım. Bırakmadın ki. Daha önce de konuştuk Nazan. Önce para sorunumuzu halletmek zorundayız. Baran'ı alıp getirsen hangi parayla bakacağız ona burada? Nasıl sağlayacağız alıştığı şartları? Oğlunu istiyorsan önce git, savaştan hakkını al. Vermez ki. Onlar artık sildiler beni. Sen böyle her şeyi sessizce kabullenirsen vermez tabii. Ya adam senin banka hesaplarını dondurttu, ona bile gıkın çıkmadı Nazan. Neyse. Hadi ben çıktım aşkım. Görüşürüz akşama. Görüşürüz. Kahvenizi sade içiyordunuz değil mi? Evet, doğru hatırladınız. Beracığım sen ne istersin? Su. İki sade kahve, bir su lütfen. Alo. Ne? Hayır. Çiçek Hanım. Hayır. Hayır. Olamaz. Olamaz. Çiçek Hanım iyi misiniz? Gelin oturun be. Olamaz. Olamaz. Babam vurulmuş. Ne? Gidelim. Nasıl? Çiçek Hanım. Çiçek Hanım tamam.
Tamam. Vurulmuş. Evet, neyin var söyler misiniz lütfen? Hamilesiniz Yasemin Hanım. Ne? Ya nasıl yani, gerçekten mi? Evet, gerçekten hamilesiniz. Tebrikler. Siz giremezsiniz. Burada kalın. Gel bakalım. Ne yaptın be oğlum? Avukat bey, buyurun. Sizin müvekkiliniz mi? Aile avukatlarıyım. Olay şüpheye ve soruşturmaya yer vermeyecek şekilde gerçekleştiği için kimlik tespitinden sonra hemen hastaneye sevk edilip sağlık raporu alacağız. Hak etmişti. Hastaneden sonra savcı bey ilk ifadesini alacak. Herhalde çocuk mahkemesine sevk edilip tutuklanır. Çıkabilirsiniz. Teşekkür ederim efendim. Derdin neydi be evladım, gençliğini yakacak kadar? Babası vefat etmiş. Allah'ım, Allah'ım. Çiçek. Çiçek. Çiçek, iyi misin? Çiçek. Neslihan'ı doktor çağır. İstemiyorum. Doktor istemiyorum. Gidelim. Hadi gidelim, ne olur gidelim babama. Hadi. Alo. Neslihan sen misin? Benim Nazan Hanım. Bugün holdinge uğrayacağım. Savaş'la konuşacaklarım var. Saat kaçta uygun olur? Nasıl yani? Savaş Bey bugün gelemez ki. Şimdi de yok dedirtiyor, öyle mi? Tamam. Ben şimdi oraya geliyorum. Nazan Hanım yok falan dedirtmiyor Savaş Bey. Böyle acı bir günde nasıl gelsin holdinge? Ne acı günü? Neslihan, ne oldu? Konuşsana. Annem mi yoksa? Yok. Bir şey yok Nazan Hanım. Kızım, yüreğime mi indireceksin? Ne var? Söylesene, ne oldu? Nazan Hanım, Mustafa. Mustafa adliye kapısının önünde Ahmet Moran'ı öldürmüş. Ne? Mustafa mı? Olamaz. Bora, Bora neredesin?
bir şey oldu. Çok kötü bir şey oldu. Neredesin? Gördünüz mü? Şuradakini görüyor musunuz yanıp sönen? Evet, evet, evet. İşte o kalbi. Şu an 6 haftalık. Minniciğim. Yasemin. Evet, doğruca eve gidip dinlenin. Kendinizi üzecek şeylerden kaçının. Ağır kaldırmayın. Artık daha dikkatli olmalısınız. Tamam. Hoş geldin bebeğim. Adın soyadın? Mustafa Ballar. Baba adın? Asip. Ana adın? Şahnur. Oğlum! Mustafa'm, kızım benim, kızım. Seni bırakmam hapislere. Bırakamam. Kaderde bu da varmış abla. Elden ne gelir? Sakin ol, ne olursun ablacığım. İnan. Söyle balaya. Mahpusa göndermesin yeğenini. Ay. Moranlar sağ bırakmaz oğlumu. Allah korusun. Güçlü ol abla. Bak. Sen Mustafa'ya sağlam lazımsın. Hadi gel şöyle. Gel ablacığım. Hadi. Hadi ablam. Tamam abla. Tamam ablacığım, tamam. Sakin ol. Sevgi. Tebrik ederim canım. Ömer'e kardeş geliyor. Hı hı. Bir dakika. Önemli bir toplantısı vardı bugün. Ondan herhalde. Buraya geleceğini nereden öğrendin? Abimle dayımı konuşurken duydum. Onlar niçin buluşacaklardı? Bilmiyorum. Sonra ne oldu? Silahı nereden aldın? Bendeydi silah. Kontrol ettim şöyle bir, sonra evden çıktım. Nasıl oldu? Babana ulaşmıştık Yavuz. O yapmış. İşbirliği yapmaya ikna etmiştik. Burada buluşup savcılığa girecektik ifade vermek için. Ne oldu? Neden oldu bilmiyorum. Mustafa... Gel oğlum, yürüyelim biraz. İyiyim dayı, tamam.
Üzgünüm Savaş Bey. Şu aşamada yapılabilecek maalesef pek bir şey yok. Mustafa Bey itiraf etti. Planlayarak vurmuş. Ya nasıl, neden? Ahmet Moran tuzak kurmuş Mustafa Bey'e. Bu nedenle. Hastaneye kontrole götürdüler şimdi. Geldikten sonra da hemen çocuk savcısına çıkarılır. Muhtemelen de hemen tutuklanır. Anneni ne zaman söyleyeceksin? Önce Savaş. Savaş'a söylemeden kimseye söylemeyeceğim. Geldiler, savcılığa alacaklar şimdi. Burada bekleyin. Eve bırakayım seni. Bir güzel dinlen. Doktoru duydun. Olur. Efendim Ceyda. Sevgi, durumu nasıl merak ettim. Söyleyeyim mi? Hayır. Şimdi çıktık hastaneden Ceyda. Biraz tansiyonu düşmüş. Anladım. İyi mi şimdi? Dönüyor musunuz? İyi, iyi. Yasemin'i eve bırakıp sonra geleceğim ben. Yavuz Bey? O bizimle değil, çıktı. Ne demek bizimle değil? Nereye çıktı? Ay ne bileyim ben, çıktı işte Ceyda. Aa, gelince anlatırım. Ha tamam, bekliyorum. Görüşürüz. Sitare, kahve getir bana. Siz ne yapıyorsunuz orada? Toparlayın şuraları. Efendim lütfen. Tamam, durun. Sus. Çiçek Hanım. Sizin yüzünüzden. Atıl sizin yüzünüzden. Yukarı uzaklayın. Anne tamam, yapma. Lütfen işimizi zorlaştırmayın. Tamam, tamam. Çiçek Hanım sakin olun. Sakin olun. Hadi arkadaşlar, gidiyorum. Hanımefendi sakin olun. Yazıklar olsun. Bunun için mi arıyordunuz? Mustafa.
Hadi arkadaşlar, hadi. Öldürmek için mi? Sebebi sensin. Çiçek yeter. Her şeyin sebebi sensin. Yazıklar Çiçek olsun. Tamam. Çiçek Hanım, gelin bir hava alın. Ay. Dayı hadi annemleri eve götür. Burada tek başına mı bırakacağım seni? Tamam, ben de gideyim. Gidelim ablacığım. Hadi. Hadi gel şöyle. Hadi. Hadi. Yavaş yavaş. Lütfen. Savaş. Abla, burada yapacak bir şey yok. Sen de çık istersen. Hadi Nazan, çıkalım. Çok üzgünüm Çiçek. Biz konuşup anlaşmıştık babanla. Seninle kalayım mı? Yok yok, gerek yok, sağ ol. Güzelce dinlen, tamam mı? Yasemin? Efendim anne. Ne oldu kızım, niye erken geldin? Hasta mısın yoksa? Yok anne, iyiyim. Yorgunum biraz, gece pek uyuyamadım da. Hmm. Oh, nasılmış benim tatlım? Belli halinden Yasemin. Ben Ömer alayım, parka gideyim, sen de uyu biraz. Biraz hasret gidereyim de oğlumla. Tamam kızım, ben Ömer'in paltosunu falan alayım da sonra da çıkarız. Anneciğim. Aa, bak. Aa, bak bak. Ver bakayım şunu. Baba. Al. Duyuyorsun değil mi sesleri? Kalabalık toplanmaya başladı bahçede. Bu kadar yaygara çıktığına göre önemli bir adam vurdun herhalde. Orhan aşiretinin reisiydi. Aşiret reisini öldürdün yani.
Nedir namus meselesi? Hayır. Kan davası? Değil. O da yakındır. Dışarıdakilerin öfkesine baksana. Yakında kan davasından da gelirsiniz buraya. İyi günler. Burada yapılacak bir şey kalmadı Yavuz Bey. İşlemlerin gerisi adli tıp. Savaş Bey, beklediğimiz gibi Mustafa Bey tutuklu yargılanacak. Bak hayatta duracak. Ne olacak peki şimdi? Cezaevine sevk edilecek. Sonra da yargılanmasına başlanacak. Mahkeme sürecinin başlamasını hızlandırmak yararımıza olur. Bir de hafifletici neden bulup mahkemeye sunmamız lazım. Aşkım. Yasemin. Nasılsın? İyi misin? Kötü bir şey mi oldu? Oldu Yasemin. Mustafa. Evet. Mustafa Çiçek'in babasını vurdu. Ne? Ne diyorsun sen? Sen nasılsın? Nasıl oldu? Niye? Bilmiyorum Yasemin. İnan bilmiyorum. Çiçek nasıl? Sen, annen nasıl? Herkes dağıldı Yasemin. Nasıl olalım? Keşke yanımda olabilsem. Keşke elini tutabilsem şimdi. Kahramanlarından şimdi de aile içi hesaplaşmalar. Baldarlarda sular durulmuyor. Sayın seyirciler, bu kez yaşanan şok gelişme akıllara durgunluk verecek cinsler. Savaş Baldır'ın 17 yaşındaki erkek kardeşi Mustafa Baldar, Savaş Baldır'ın kayınpederi Ahmet Moran'ı savcılık kapısı önünde buldu. Olay yerinde hayatını kaybeden Ahmet Moran ve katil zanlısı Mustafa Baldır'ın arasındaki husumetin nedeni henüz bilinmiyor. Bir bu eksikti. Ne olacak şimdi? Her şey iyice birbirine karışacak. Allah kahretsin! Aman yarabbi! Bir de katil mi oldular? Savaş'ın kardeşi katil mi şimdi? Anne lütfen, daha hiçbir şey bilmiyoruz. Pes! Bir de savunuyor musun Yasemin? Hayır, tabii ki cinayeti savunmuyorum anne. Ama işin aslı nedir, ne değildir önce bir anlayalım, dinleyelim diyorum. Bu kez Savaş'ın yanında olacağız anne, duydun mu beni? Onlar için de kolay mı sanıyorsun? Kardeşini böyle bir durumda görmek iyi bir şey mi? Hayır lütfen, bu sefer ona destek olacağız anne. Allah'ım, bittik biz. Mahvolduk. Ah Mustafa. Tamam canım, tamam. Allah'ım, çocuk o da ya, küçücük, küçücük. Kelepçeler takmışlar ellerine, gördün mü Mora? Ne yapacaklar, ha? Alıp içeri mi tıkacaklar? Ya ona bir şey yaparlarsa? Ha? Ya içeride biri ona bir şey yaparsa? Ne yaparız? Yeter artık. Harap etme kendini hayatım. Nasıl etmem Mora? Kardeşim o benim. Anlıyor musun? Kardeşim. Ah Mustafa. Okul yerine hapse mi girecektin? Böyle mi olacaktı? Gel buraya, gel. Perişan oldun, yeter. Ah Mustafa, bu da mı gelecekti başımıza? Ağlama anne.
Ağlamam. Ne oluyor oğlum bize? Ne oluyor Savaş? Hiç mi gitmeyecek bela evimizden, ocağımızdan? Kimin vebalini aldık biz? Üstümüzdeki neyin cezası? Of 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 of. Aman Abbas abi. Aman. Sakın karşılık vermeyin. Sakın. Bak sen mal mezdinsin. Başlarında ol, gözünü seveyim. Ahaliye sahip çık. Hadi Allah'a emanet ol. Ne oluyor dayı? Moranlar savaş. Bizden 4 köyü basmışlar. Ortalık çok dağılmış. 5 adam vurmuşlar. 21 de yaralı var. Abbas Ağa'ya dedim işte. Sakın siz bulaşmayın, bir şey yapmayın dedim. Çok büyüyecek bu iş yoksa, çok. Abbas Ağa ne yapabilir ki dayı? Baksana biz müdahale etmezsek savaş çıkacak. Yarın bir geçsin de bana gidelim. Televizyonda duydum, şoka girdim resmen. Ne olmuş peki? Neden vurmuş? Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Tamam canım, tamam. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk teyzeciğim, nasılsınız? İyiyim. Aa! Ay Ömer! Ay kızım, bu aynı babası vallahi. De. Kusura bakma şekerim ama sana hiç benzemiyor. Bak bak bak, bakışlara bak şunu. Küçük ağa resmen ya. Avukat bey geldi abi. İçeri gelsin. Buyurun. İyi akşamlar. Nedir son durum? Mustafa bizimle konuşmuyor Savaş Bey. Polise verdiği ilk ifadesinin kopyası. Ahmet Moran'ın ona tuzak kurarak birini vurmasına neden olduğunu, sonra da ailenize şantaj yaptığını söylüyor. Sizin bilginiz var mı? Mustafa da Ahmet Moran'ı vurarak intikamını almış. Ailemi kurtardım diyor. Özetle söyledikleri bunlar. Teşekkürler. Ay. Neyin var söyle bakayım. Yok bir şeyim Pelin. Ne olsun işte, Savaş'ın durumuna üzülüyorum. Yok yok, o değil. Başka bir şey var sende. Gözünün içindeki pırıltının sebebi ne? Hamileyim ben. Ne? Kızım süper haber bu. Tebrikler. Savaş'a da moral olmuştur şimdi. Söyleyemedim ki. Ortalık bir yatışsın da. Biz Ömer'i birlikte yaşayamadık. Ama bu mutluluğu bu sefer birlikte yaşayalım istiyorum. Bunu kutlayalım.
Daha iyi misin Savaş? İyi sayılırım. Daha iyi olacağım canım, merak etme. Bütün gece aklım sendeydi. Evdekiler nasıl? İyiler diyebilseydim keşke. Ne yapacaksın bugün? Adliyeye gideceğim. Sonra da bir avukatla görüşmeye. Ne oldu? Tamam. Kaçta dönersin peki? Ne oldu canım, söylesene. Hiç. Yani ben size gelmek istemiştim de annene geçmiş olsun demek için. Sen gel sevgilim. Ben olmasam da gel. Ama şimdi herkes şey olmuş. Canım, bir tanem. Herkes senin bu eve gelin geleceğini bilsin artık. Ne zaman istersen gelip gidersin. Bunu herkes anlasın, değil mi? Annem dayanamaz artık. Daha İbrahim'in acısı dinmeden. Abi ne yapacağız biz? Nedir bu başımıza gelenler? Yapma Çiçek. Sen kuvvetli olacaksın ki toparlayacaksın annemi. Güç vereceksin. Şimdi bizim evlat olarak yapmamız gereken bu. Abi ben o eve gitmek istemiyorum. Hayır Çiçek. Git. Eşyalarını topla. Ben adli tıptaki işlerimizi halledip cenazemizi alacağım. Sonra da beraber vana geçeceğiz. Tamam. Mustafa'yı görebilecek misiniz Pala? Yok Fidan. Nerede? Gösterirler mi? Geceyi nasıl geçirdi ki? Korkmuştur da zavallı. Boyundan büyük halt yedi. Sen de ufakları gönderme bugün okula. Ben de öyle düşündüm Pala. Şimdi okulda duyup üzülmesinler. Oyala sen onları Fidan. Bir şey bilmesinler. Hadi al asfaltık. Güle güle. Hayırlı haberlerle dönün inşallah. Hadi gidiyoruz. Nereye? Size, annemlere. Ne? Nazan, onlar orada, sen burada mahvoldunuz. Bir arada olun ki birbirinizden güç alasınız. Bora, otur. Ya nasıl giderim? Olmaz. O evden en son nasıl çıktığımı unutuyorsun galiba. Unutmuyorum hayatım. Ama Baran o evde. Endişeleniyorum çocuk için. Tamam, tabii ki söylemezler ama düşünsene evde ağlayan, bayılan. Talihsiz evladım. Hem sen bu haldeysen annen kim bilir ne haldedir. Yazık kadıncağıza. Sen onun tek kız evladısın. Onu şimdi bir tek sen anlarsın. Git ve annenin elini tut Nazan. Annemi bilmiyorsun sen. Almaz ki evi. Alana kadar uğraşırız biz de. Bir inat eder, iki bağırır alır. Annemiz o bizim. Bağırdı çağırdı diye küsecek değiliz. Hele ki böyle bir günde. Bora ne kadar iyisin. Annenin sana yaptıklarından sonra hala... Şimdi bunları düşünmenin sırası değil. Ailenin birlik olma zamanı. Hadi. Hala. Hala nasıl oldun? Nasıl olacağım? Senin yüzünden geldi bunlar başımıza. Senin yüzünden hayatım mahvoldu evladımın. Sen babanın tabancasını almasaydın bunlar olmayacaktı. Hani mama?
Görüşürüz anneciğim. Çıkıyor musun kızım? Evet. Ay hiçbir şey yemedin kızım. Canım istemiyor anne. Hemen çıkayım ben. İşler biraz sıkışık ya. Hanimiş benim oğlumun maması? Aferin benim oğluma. Hadi Çiçek. Abi nefret ediyorum bu evden. Bırakma beni burada abi. Çiçek, ne konuştuk? Çabuk gel ne olur. Adli tıpta ne kadar sürer bilmiyorum. Ararım gelmeden. Sen hazır ol ama. Tamam. Hadi gir. Ateş düşürdünüz, ateş! Mutlu musunuz şimdi? Babam öldü benim. Öldü! Oğlun öldürdü! Oğlumun başına bu musibeti de baban sardı seni. Anneciğim. Oğlum gencecik mahpuslardı şimdi. Sebebi oldu baban. Ama sen zalim. Ya benim babam kara toprağa girecek. Damadımın girdiği gibi değil mi? Dağ gibi adamın canını aldın. Şimdi de Mustafa'mın gençliğini alıyor. Ya benim abim? Abim de çürümedi mi hapislerde? Çiçek. Yazıklar olsun. Ezan. Güçle ver canını yarabbim. Alana götürün çabuk. İçim benim oğlum babamın katili. Çiçek. Çiçek. Abin. Çiçek. Abin de damadımın katili. Tamam. Can yenge. Ne dinmez kalmış bu. Ne bitmez acı. Ah Mustafa'm. Sana böyle hasret mi kalacaksın be? Ne olacak şimdi? Ne olacak? Kan davası başlattılar işte. Babamın kanını yerde koyacaklar mı? Yapma kızım, topla kendini. Kader böyleymiş. Ne kaderi yenge ya, ne kaderi? Ayaklarına kadar çarpıp vurdular. Bunun için mi arıyorlardı babamı? Canını kıymak için mi arıyorlardı? Çiçek, gel ya. Ceza almaması mümkün değil. Ortada işlenmiş bir cinayet var. Tahminen 17 yıl alır. Bakalım. Cezasını hafifletmek için elimizden geleni yapacağız. 17 yıl mı? Maalesef. Ama bu bizim hiç istemediğimiz bir sonuç. Umuyorum ki en az cezayla çıkmasını sağlayabiliriz. Ama ifadesinde söylemiş. Tabancayı aldım, orada olduğunu biliyordum, gittim vurdum diyor. Yani planlayarak öldürmüş. Bu durum bizi biraz zorluyor Savaş Bey. Ağam evde değil, çıktılar sabahtan. Haberim var, konuştuk biz. Buyurun. Şahnur Hanım nasıl? Eşref Bey? İçeridedir İçeridedir. Hanımım. Nasıl olunursa işte. Üzgündür. Buyurun. Teşekkür ederim.
Şahnur Hanım, nasılsınız? Şey, geçmiş olsun, çok üzüldüm. Sağ ol. Yok yok, rahatsız olmayın ne olur. Otur kızım. Otur. Savaş Bey, Mustafa polisteki ifadesinde maktulün kendisine ve ailesine şantaj yaptığını söylemiş. Ailemi korudum demiş. Peki neyle yapıyordu şantajı? Yani neyle tehdit ediyordu sizi? Savaş Bey, benim yardımcı olmamı istiyorsanız önce siz bana yardım etmelisiniz. İşimi yapabilmem için her şeyi bilmem gerek. Mustafa bir kavgaya karışmış. Birini vurmuş. 6-7 ay önce. Hoş geldin kızım. Nasılsın? İyiyim. Çok üzüldük bu duruma. Ah, sorma, hiç sorma. Ne desek boş. Ne içersin, kahve yapayım mı? Abla, hadi sen de bir kahve iç bari. Dünden beri ağzına lokma koymadı. Efendim Çiçek. Abi ne yaptın? Hala bekliyoruz. Adli tıp işlemleri bitmedi daha. Sen nasılsın? Burada durmak istemiyorum abi. Gel al beni. Çiçek, sakince beni bekle. Bu o silah mı? Evet, benim silahım. Ruhsatlı mı? Ruhsatlı. Peki o olay tam olarak hangi tarihte gerçekleşti? Yanılmıyorsam Nisan gibi. Bekleyeceğiz mi bu adamı böyle? Aramayalım bence. Peşine düşmüş gibi olmayalım. Böyle iş yapılmaz ama. Çalışmayacaksa da bilelim. Bak zaten Yasemin de yok ortalarda. Yasemin yorgundu biraz. Stare! Stare! Neredesin sen? Kahve getir bize. Herkes iyice boşlamış burada ya.
Ağam. Ağam, cenazemizi veriyorlar. İmza atacak mısınız? Tamam, gidelim. Sen buraya ne yüzle gelirsin? Çiçek, o bizim misafirimiz. Utanmadan bir de buraya mı geliyorsun? Çiçek! Nasıl atla buradasın Çiçek, sen? Çiçek, kendine gel dedim. Babamın canını aldığınız yetmedi. Bir de beni ezip geçin. Ne biçim ailesiniz siz? Sağ. Dayı. Efendim? Annem şimdi iyi haber bekliyordur. Ama bu avukatla ilgili çok ümit vermeyelim. Zaten kadın perişan. Sonrasında daha çok üzülmesin. Tabii oğlum. Felaket gelmiş bizi bulmuş. Ne diyeceğiz ki ona? Boş yere ümitlendirmeyelim elbet. Acımdan mutluluk çıkarmaya mı geldin? Söyle! Bak ben şey... Yapma, ne yapıyorsun? Çok ayıp. Otur kızım, otur. Ben müsaadenizi isteyeyim artık. Hayır kızım, otur. Sen bizim misafirimizsin. Tamam Hakan, merak etme, iyiyim. Görüşürüz. Yasemin? Ne oldu, iyi misin? Ne oldu anne? Abla, gelsene biraz. Anlatacaklarım. İyi misin? Çok merak ettim seni. Ben iyiyim. Sen? Çiçek Hanım... Nasılsınız diye aramıştım ama kötü bir zamanda oldu galiba. Affedersiniz. Rica ederim Hakan Bey. Çok teşekkür ederim size. İyi günler. İyi günler. Raporu bekliyordunuz değil mi Hakan Bey? Hayır hayır, lütfen. Sırası değil, biliyorum. Siz Savaşlar'la akrabaydınız değil mi? Hı hı. Mustafa'nın çocukluğunu bilirim. Eli avuca sığmayan yaramaz bir şeydi. Çok üzücü, çok. Gerçekten öyle. Bir geçmiş olsuna gidelim diyecektim beraber. Olur. Siz hazırsanız çıkalım. Hadi. Sen ne diyorsun peki Pala? Gözün tuttu mu avukatı? Kurtarabilecek mi Mustafa mı? Abla, Mustafa kurtulamaz. Avukat da söyledi. Adam bize açık davranıyor. Atıp tutmuyor. Mutlaka bir ceza alacak Mustafa. Sonuçta planlamış. Sonra da gitti öldürdü adam. Adam mı? Adam değil. Ahmet Moran'ı öldürdü. Ablam, adalet bu adam, bu adam değil demiyor. Anne. Abla, gözünü seveyim. Sakın. Bora. Gel aşkım. Bu ne cüret? Bu ne densizlik ha? Utanmazlar! Bu ne cüret? Sen burada bekle hayatım. Terbiyesizler! Utanmazlar! Savaş, ne oluyor? Namus
Densizler! Yüzsüzler! Utanmadınız mı ha? Ben sana bir daha bu eve girmeyeceksin demedim mi ha? Bizimle alay etmeye mi geldiniz ha? Anne lütfen! Lafını bil! Anne tamam. Savaş haklı anne. Böyle günde küslük olmaz. Savaş ne yapıyorsun? Bir daha annemin adını ağzına alma. Defol lan buradan. Dayı. Yüzsüz herif. Defol. Defol. Anne tamam. Defol. Yeter artık. Hadi gir içeri. Ne? Fidan yenge kim geldi? Yok bir şey Barancığım. Yasemin ablan gelmiş. Oley! Gel, 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 gel. Otur yavrum. Gideceğiz birazdan yanına. Ya Yasemin ablama gideceğim. Biz bu odaya niye geldik abicim? Hani sen yine oyuncağını gösterecektin bana. Heh. Yasemin ablan daha burada oğlum. Önce abiye oyuncağını göster. Sonra gideriz aşağı. Hadi. Abla sen ne yapıyorsun? Niye getiriyorsun onu buraya? Niye getirmeyecekmişim? Kocam o benim. Hem sen... Abla sakın. Sakın tek kelime etme. Bora. Dedim ben sana. Sen annemi tanımazsın diye. Ama dinlemedin. Onlar insanlıktan ne anlar? Hoş geldiniz çocuklar. Abi o kadın yine burada. Tamam Çiçek. Sakın bir taşkınlık yapma, tamam mı? Benim işlerim uzayacak gibi. Birini gönderiyorum seni alması için. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Geçmiş Buraya olsun. Kadar niye zahmet ettiniz? Geçmiş olsun. Hoş geldin. Sağ ol. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin Dila. Hoş bulduk. Yasemin abla. Ah. Oğlum rahatsız etme Yasemin ablanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Affedersiniz. Efendim? Hakan Bey, Yunus Bey buradalar. Sizi ziyarete gelmişler ama... Ya, nasılsın dayıcı? Verir misin telefonu? Elbette. Hakan Bey telefonda. Hakan Bey merhaba, nasılsınız? Okula gidelim. Teşekkür ederim Yunus Bey, siz? Çok acil görüşmemiz gerekiyor sizinle. Yeni bir yönetim kurulu kararı aldık. Randevusuz geldim ama burada değilmişsiniz. Hemen geliyorum. Bir saat içinde orada olurum. Başka bir randevum var. Gece yemek yesek? Olur. Sevinirim. Nerede? Gel. Çiçek Hanım, abiniz araba göndermiş. Sizi bekliyor. Tamam Endam. Sağ ol. Hadi Dila, dönelim biz şirkete. Tamam. Sabah çıkıyoruz biz, konuşuruz. Tamam. Sağ olun çocuklar. Ayaklarınıza sağlık. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol oğlum. Geçmiş olsun. Merhaba Çiçek Hanım. Merhaba. Buyurun. Nasılsınız Çiçek Hanım? Nasıl olayım? Cenazeye gidiyoruz bana. Çok üzgünüz gerçekten. Başınız sağ olsun. Başın sağ olsun Çiçek. Sağ olun.
ne yüzle geliyorsa buraya. Bir de kocasını getirmiş. Abla, gözünü seveyim. Hadi siz bir bahçeye çıkın, hava alın biraz. Kız da korktu. Ben bir çay demleyeyim. Canım, bahçede oturalım biraz. Olay hiç eksik olmuyor bu evde. İyiyim ben. Buyurun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Ömer nasıl? İyi. Çok istedik dayınla gelmeyi ama görüyorsun halimizi. Olamadı bir türlü. Doğumunu göremedik ama Allah mürüvvetini göstersin. İnşallah yengeciğim. Esti biraz. Bir hırka getireyim ben sana. Bilmem. Olur. Olur. Ne oluyor? Ömer dedi değil mi? Ömer onların kanı canı Yasemin. Anlıyorlar bunu artık. Bu karar bizim için gerçekten sürpriz oldu. Biz yıllardır tanıyoruz Baldarları. Zaten aklımıza iftiradan başka bir şey gelmiyor. Ama takdir edersiniz ki önceleri biz de çekindik. O halde yarın sabahtan itibaren ürün göndermeye başlıyoruz size. Sağ ol Yasemin. Yanımda olman bana çok iyi geldi. Bana da. Nasıl yaptı bala? Aklım almıyor. Abla yapma böyle. Gözünü seveyim. Topla kendini. Buyur Şahnur Ana. Aman istemez, uyutmayın beni bunlarla. Yok Şahnur Ana, ağrı kesici hap. Hadi ablacığım, hadi. Yavrum, Mustafa'm. Ne haldesin oralarda şimdi? Ablam, yeter ağladı. Dağılma zamanı değil şimdi. Mustafa'nın ilk vukuatı mı bu? Değil. Şu olaylar durulunca Mustafa zaten adalete teslim olmayacak mıydı? Yine cezasını çekmeyecek miydi? Yalansa yalan de. Ne diyorsun Palo sen? Bir de iki oldu işte. Hapislerde çürüsün diye mi doğurdu ben oğlum? Sen sabır Allah. Ablam, ablam kendine mukayyet ol. Mustafa'ya bir faydan dokunsun mu istiyorsun? O zaman sakinleş. Avukatlara yardımcı olabilecek ne var onu düşünelim. Hayret bir şey ya. Bu kadar da olmaz artık. Biz onları insan yerine koydukça, böyle günde küs kalmayalım dedikçe onların bize yaptığına bak. Yok yok. Çıkmış onlar insanlıktan. Ama bende de hata var. Nereden dedim kalk gidelim diye. Ne bileceksin hayatım böyle yapacaklarını.
Ama bu iki etti. Yeter artık. Hiç moralini bozma. Bundan sonra biz de ona göre davranacağız. Ya onlardan hakkını al. Seni ne yerine koyuyorlar. Sana değer vermiyorlar dediğinde ne kadar haklıymışsın meğer. Alacağız hayatım. Sen hiç merak etme. Söke söke alacağız hakkımızı. O kadar kolay değil. Onlar artık bana günahını vermez. O kadar uzun boylu değil. Bizi kovdukları o evde, holdingde, esirgedikleri parada, malda, mülkte senin de hakkın var. Gideriz otururuz holdinge, çıkarın bakalım hesapları deriz. O zaman görürüz bakalım kimin parasını kimden saklıyorlar. Hadi be Pelin, gelsene ya. İki çift laf edeceğiz şurada. İt ya Serkan. Ya, niye anlamıyorsun beni? Çok beğeniyorum seni, suç mu yani? Sıktın ama. Defol buradan. Beyefendi, lütfen dışarı çıkar mısınız? Sen kimsin lan? Aslan! Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Beyefendi. Beyefendi. Ayıp olmuyor mu? He? Sana ne ulan? Ayıpsa bana ayıp. Gel ben seni dışarı çıkarayım. Hava al biraz. Hadi güzel kardeşim. Ne kardeş lan? Sen kimsin lan? He? Sen kimsin lan? Konuşsana lan. Konuş. Deşerim ulan seni. Deşerim. Deşeyim mi ulan? Gelsene şimdi. Erkeksen gelsene şimdi. Hemen çık git buradan. Yoksa derdini polise anlatırsın. Bitmedi. Daha bitmedi. Yakacağım lan seni. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun. Hepinizi harcayacağım. Görürsünüz lan. Kardeşimin Ahmet Moran'ın katili olmasına mı üzüleyim? Yoksa işlerin bu hale gelmesine mi? Mustafa bunu nasıl yaptı? Hala inanamıyorum. İyi ama neden yaptı? Neden? Her şeyin sebebi Ahmet Moran. Mustafa'nın bir açığını yakalamış. Şantaj yapmış ona. Anneme de. Bu kaçakçılık iftirası da onun başının altından çıktı biliyorsun. Ama her şeyi halletmiştik. Gelmişti savcı da. Evet. Adalet verecekti cezasını. Mustafa çekti vurdu adamı. Ona sorsam ailemi korudum der. Daha farkında bile değil yaptığı işin. O daha bir çocuk. Ne yapacağız şimdi peki? Yapılacak hiçbir şey yok. Yıllarca yatacak. Hiç değilse az ceza alması için uğraşacağız. Ama iftirayı nasıl kanıtlayacağımı bilmiyorum Yasemin. Mustafa bizi kurtardığını sanırken her şeyi batırdı. Ne Orhan, ne Ahmet. Elimizde konuşacak hiç kimse kalmadı. Zaten Van da iyice karıştı. Yarın gidip orayı bir hale yola sokmam gerek. Korkuyorum Savaş. Ya sana bir şey olursa? Olmayacak aşkım. Hiçbir şey olmayacak. Bana, sana, Ömer'e. Hiçbirimize bir şey olmayacak. Ya bırak şu ağlığı falan. Ne bileyim sat oradaki toprakları. İşte o parayla gel her yere borcunu öde. Kurtulalım her şeyden. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Tamam saçmalıyorum belki ama... Canım, keşke olabilseydi bu dediğin. Ama benim toprağım yok ki. Toprak ağası değilim ben Yasemin. Haşiret reisiyim. Hop! Birader, bir dakika baksana sen. Ne oldu koçum? Bıçağı görünce forsun söndü bakıyorum ha. Ne oldu içerideki kahramana? Beyler o içerideki mevzu hiç.
Ne yapıyorsunuz be? Ne biçim erkeksiniz siz? Ne biçim erkeksiniz? Gelsene, gelsene! Yürüyün lan, yürüyün! Polis geliyor, yürü! Hanımefendi, bir durum mu var? İyi misiniz? Yo, iyiyiz. Neden? Ya 155'e bir ihbar gelmiş de bu sokakta kavga var diye. Yok vallahi, biz görmedik. Değil mi? Hadi şekerim, gidelim. Geç kaldık vallahi. İyi bakalım. Yürü. İleri bakalım bir de. Gitmeden görebilsem seni. Aşkım, seni görmeden gidebilir miyim ben? Akşamüstü gideceğiz zaten. Sabahtan bir iki işim var. Onları halledip mutlaka gelirim yanına. Bıktım artık. Hakikaten bıktım bu hayattan. Her gece bir olay çıkmasından. Erkeklerin bu yılışık hallerinden. Üşüdüm. Neden benim de herkes gibi bir hayatım yok diyorum. Sakin, sessiz. Sat o zaman. Neyi? Barı mı? Tabii. Al başını git buralarda. Ben zaten gittim. Burası gittiğim yer. Bu karmaşanın içinde iyi mi ediyorsunuz bana gitmekle, bilmem ki. Gitmek lazım Fidan. Birbirine girmiş oralarda. Gidip bir bakmak lazım. Dikkatli olun Pala. Gözünü seveyim ne olur. Merak etme. Sen buralara sahip çık. Hazır mısın oğlum? Hazırım dayı. Hadi çıkalım vakit kaybetmeden. Dikkatli olun biz yokken. Allah'a emanet olun oğlum. Efendim? Savaş Bey, hemen görüşmemiz lazım. Hayırdır, ne oldu? Mustafa'nın olayıyla ilgili çok önemli bir gelişme var. Hemen buraya gelebilir misiniz? Tamam, hemen geliyoruz. Tamam. Avukat, yeni gelişmeler olmuş, hemen bekliyor. Hadi hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Hayırdır. Hadi. Allah'ım, hayırlı haberler inşallah. Hoş geldiniz Nazan Hanım. Hoş bulduk kızım. Bize iki orta kahve söyle. Avukat şimdi sana ne dedi tam olarak? Bir şey demedi dayı. Acilen gelin, gelişmeler var dedi sadece. İnşallah cezasını hafifletecek bir şey bulmuştur.
Hadi hayırlısı bakalım. Nasıl olacak ki dayı? Sonuçta ortada bir cinayet var. Üstelik bir de değil, iki tane birden. Bütün ömrü hapislerde geçecek dayı, ne affilemesi. Dur bakalım oğlum. İçini serin tut. Gidelim bakalım avukat ne diyecek. Acil gelin dediyse demek ki var bir şey. İnşallah dayı. İnşallah. Bakın, sizden biraz anlayış rica ediyorum. Daha önce bizimle böyle bir sıkıntınız olmadı değil mi? Hoş geldiniz Nazan. En azından 2-3 gün daha uzatamaz mıyız? Peki, anlıyorum. Peki. İyi günler. Savaş Bey'in ablası. Kusura bakmayın. Size de hoş geldiniz diyemedim. Rica ederim. Ben de sizi odanızda bir ziyaret etmek istedim. Siz işinize bakın lütfen. Nasıl olsa artık hep buradayız. Görüşeceğiz. Nasıl gidiyor? Çok ilginç bir gelişme var Savaş Bey. Bu anlattığınız ilk cinayet olayından başladım araştırmaya ve çok tuhaf ama... Evet. Böyle bir olay olmamış Savaş Bey. Anlayamadım. Yani bu söylediğiniz ilk cinayet ne polis kayıtlarında ne adli kayıtlarda hiçbir yerde yok. Böyle bir vaka olmamış ya da öyle görünüyor. Olayın olduğu iddia edilen mekana da gittim. Çoktan kapanmış. Sahipleri de ortalıkta yok zaten. Ama Moran'ın adamlarından biri içeri girdi, cinayeti üstlendi. Hı hı. Enteresan. Ama şöyle düşünün. Bir cinayet işlendi deniyor, adamın biri gidip teslim oluyor, ben öldürdüm diyor. Polis de hiçbir soruşturma yapmadan adamı içeri alıyor ve dosyayı kapatıyor. Bu mantıklı mı sizce? Cinayet oldu ve ortada bir maktul var diyelim. Bu maktul bir tabancayla, bir kurşunla öldürülmüştür değil mi? Evet. Diyelim ki kurşun maktulde. Peki ya silah nerede? Bir kişi çıktı, ben bunu vurdum dedi, öyle farz edelim. Peki polis suç aletinin peşine neden düşmez? Neden? Çünkü ortada cinayet falan yok Abdülkadir Bey. Ne kurşun var, ne ceset, ne silah. Mustafa'ya tezgah kurmuşlar yani. Aynen. Kanaatimce Mustafa çok güzel kurulmuş bir tuzağa düşürülmüş. Vay şerefsizler vay. Eğer olay örtbas edileceğine Mustafa ortaya çıksaydı, ben böyle bir suç işledim deseydi, gerçek ilk polis araştırmasında bile ortaya çıkacaktı zaten. Peki bundan sonrası ne olacak? Mustafa'nın durumunu nasıl etkiler bu? Mustafa'nın Ahmet Moran cinayetini işlediği gerçeğini değiştirmez. Bu olay oldu. Bununla da yargılanacak. Ama onu buraya getiren yolun detayları bir bir aydınlandıkça bunları hafifletici neden olarak sunacağız. Ağır tahrik altında olduğunu, tuzağa düşürülüp tehdit ve şantaj yapıldığını söyleyip cezayı indirtebiliriz. Ama önce... Bunları kanıtlamalıyız.
Geliyorlar. Ahmet Han'ın cenazesi dağılmış. Çiçek, biraz güçlü ol. Annemi de sen toparlayacaksın daha. Yavuz o hangi arabadadır? Önden ikincidedir. Ben demeden ateş etmeyin. Ne diyorsun bu işe dayı? İnanabiliyor musun? Ne diyeyim oğlum? İyice aklım şaştı. Her şeyi Moran tertiplemiş ha. Sonra Mustafa'nın gelip kendini vuracağını hesap edememiş ama. Moran'ın bu kadar kalleş olabilmesine mi şaşırayım? Mustafa'nın göz göre göre geleceğini, hayatını hiçe saymasına mı üzüleyim? Eğer elini onun kanına bulamasaydı savcıya götürdüğümde ortaya çıkacaktı her şey. Benim suçsuzluğum da Mustafa'nınki de. Vay be. Bize ne oyunlar oynamış bu adam dayı. Tek tesellimiz Mustafa'nın belki cezasını hafifleyecek olması işte oğlum. Buna sevinelim. Neye sevineyim dayı? Ahmet Moran'ın oyununa geldi. Boşu boşuna katil oldu. Eğer bunu yersen baba gelecekmiş. Aferin sana. Hadi arayıp soralım. Aşkım. Ömer'le ben seni çok özledik. Geleceğim sevgilim. Holding'e de bir uğrayayım, bir iki imza atıp çıkacağım hemen. Çok özledik seni. Oğlum bir baba desin, duyayım. Al baba. 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 Oğlum, canım. Baba gelecek birazdan. Baba. Oğlum. Tamam ver. Aferin sana. Thank you.